1970 doğumluyum. Doğduğumdan beri 57 Taksim 1 sokakta ikametgah etmekteyim. Aynı zamanda burada 95 yılından ticari faaliyetimi sürdürmekteyim. Bu süre zarfında 90'lı yıllarda askere gittim. Geldikten sonra işte evlilik hazırlıkları veyahut da ticaret hayatına ben burada babamın daha önceden nalbur dükkanı olduğu için Küçük Ayasofya'da onunla Zeytinburnu'na devam ettirmeye başladım. Allah'a şükür işte bu senelere kadar gelebildik. Hala aynı sokakta oturmaktayım. Ömer Bey ile 2020 yılında böyle bir pandemi sonrasında esnaf ziyaretine gelmişti. O tarihte işte ben aynı sokakta doğup büyüyüp hala esnaflık yaptığımı, oturduğumu söyleyince o da hafif böyle bir şaşırdı. Yani bana gidip gitmeyeceğimi söylüyordu. Hani gider misin başka bir semte diye düşündüğünde. Ya ben hiç böyle bir şey düşünmedim. Düşünmek de istemiyorum işin gerçeği. Sonuçta yani ticareti ben burada yapıyorum. Evim burada. Allah'a çok şükür bir şekilde, huzurlu bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Zeytinburnu Marmaray metrobüs ve ulaşım olarak en rahat yerlerden bir tanesi. Yani biz normal şartlarda Beylikdüzü'nde oturan birisi sadece metrobüs kullanmak veyahut da kendi aracıyla gitmek zorunda kalıyor. Ama biz buradan istediğimiz yere, yani buradan Beşiktaş'a da gitmek isteseniz, Üsküdar'a da gitmek isteseniz, Fendi'ye de gitmek isteseniz, yani tek vesaitle halledebileceğimiz yerler. Yaklaşık 28 senem geçmiş bu sokakta. Herkesin kimin ne iş yaptığını, nerede oturduğunu bilir durumdayız. Yani cenazeleri olduğu zaman biz esnaf olarak gitmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hastaları olduğu zaman mesela ambulans oluyor, bir şey oluyor, o şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yani bu da zaten esnaflığın verdiği bir artıdır. Fakat ben burada bir köklenmiş gibi duruyorum Allah'a çok şükür. Yani gelen arkadaşlarımız devamlı ziyaret ederler Allah'a çok şükür. Yani mekanımızda herkesi ağırlamak istiyorum, ağırlayabildiğimiz kadar.